Şimdi şöyle yapalım. Annen babanı ben yayına davet etmek istiyorum Onları ama. şey almadım. Annen baban yayına gelirlerse onlarla beraber hakkında da iddialar vardı. Söyle ne durum arkadaş ne durumdalar arkadaşlar? Yağmur Bey ve Dilek Hanım. Evet o zaman hemen davet edebilir miyiz? Onlar da gelsin. Bir konuşalım ki. Gelin lütfen. Yağmur Bey ve Dilek Hanım. Dilek Bahadır, Yağmur Bahadır karı koca. Böyle gelin. Buyurun hoş geldiniz. Yağmur Bey. Sağ olun. Merhabalar. Dilek Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Aklınızda bayağı iddialar. İddia var. Şimdi geçelim evet. Oraya lütfen. Maalesef. Çok ağır iddialar. Sizin kaç çocuğunuz var? Oğlunuza yakın oturun siz. Tamam. Siz oğlunuza yakın oturun. Biraz bu tarafa gelin. Bahadır ailesi. Yani şöyle sizi de bayağı bir TikTok fenomeni olmuşsunuz Dilek Hanım. Onu söylemek isterim. Hı. Benim oğlum alkol alıyor. Gerçek söylüyorum arada. Hı hı. Oğlumu takip etmek için ben o yayını oğlumu açtırdım. Oradan bana birkaç tane tanıdığım kişiler oğlunuz bu durumda, oğlunuz şu durumda. Oğluma yazdığım zaman beni engelliyordu. Aa. Kapatıyordu beni işleri görmeyeyim diye yüzüne söylüyorum oğlumun. TikTok açınca... Biraz da evlen anne dedi. Sıkıntılarım vardı. Oğlumdan eşinden falan ayrıldı. Aha. Biraz bunalım yaşadık. O yüzden ben TikTok'u açtım. Ben eşim çevre orman müdürü, il müdürü. Şunları söylemek istiyorum. Yağmur Bey şeyden mi? Nereden evet. Emeklisiniz Yağmur Bey? İzmir'den. Kayseri Çevre Orman Müdürlüğü'nde eşim il müdürlüğü yaptı. Hmm. Nide'yi kurduğu binasını il müdürüydü. Bırak şimdi kurmayı burayı bırak şimdi. Bir dakika Haydar. Kayınım Antalya'da halk eğitim müdürü. Hmm. Damadım doktor. Dolayısıyla bütün ailemiz okumuş, tanınmış bir aileyiz. Asla bu iftiraları kabul etmiyorum. Benim buraya gelmemin sebebi hakkımı... Bu söyleyen kişilerden tazminat. Ben söyleyeyim mahkemeye senin adına. Vermeye geldim. Hı. Şimdi bak burada benim bir anne var. Benim kişiliğimi, benim karakterimi, peki. Nasıl beni araştırdınız, sordunuz, buraya senin yüzüne bakamaz oldum. Dur oğlum. Evet, oğlum bir dakika dur. Çocuk kardeşlerim. Bu günde 20 tane kız varmış. Bu bayağı söyledi. Dur cuk konuşacağız biraz. Dur. Haydar bir dakika sen sonra gelsin. Ben çıkıyorum abla. Ben... Sen sonra gelirsin ben, oğlum. Ben bir daha gelmem buraya. Hayır. İspatlayacaksın. Bu kesinlikle ben bir makam sahibinin eşiyim. Madem böyle ben bir şey yaptılarsa. Ben makam arabalarında geziyordum. Söylediler sen ispatlayacaksın. Yağmur Bey, bir namus dinler misiniz? Kabul eder misiniz? Dilek Hanım, Dilek Hanım. Lütfen söyleyin. Dilek Hanım bir yayın yapıyorum. Ben lütfen. Tabii ki cevap hakkınızı kullanmanızı... Çok psikolojim bozuldu. Ama şu şey söyleyeceğim. Avukat Bey çok bozum. Dilek Hanım. Bütün Dilek telefonumdaki Dilek mesajları Hanım. Görseniz... Dilek Hanım. Bu durum yaşıyorum. Dilek Hanımcığım. Lütfen. Dilek Hanımcığım. Şimdi sonuçta siz çok... biz sizi buraya niye davet ettik? Tanımayız, etmeyiz. Tabii canım. Sizin oğlunuz Nilüfer Hanım'ın kızını evinde 4-5 gün boyunca misafir ediyor. Ben gördüm, TikTok'tan gördüm. Heh, anlat bana. Ve oğlumu uyardım. Ne dedim peki? Bakın ben kızı gördüm. Hı. Ben bir anneyim. Ben sorumlu bir anneyim. Hı. Oğlumu aradım. Tamam. Bu kızın yaşı küçük dedim. 18-19 yaşında duruyor gibi görünüyor TikTok'ta. 22 yaşında. Oğlumu takip etmek için ben bu TikTok'u açtım. Oğlum birazcık şımarık büyüdü benim tek oğlandır. Sizin de bayağı TikTok'larınız var ama sonra. Ama var ama benim oğlum bir tane. Bir tane mi videonuz var? Evet canım var? Benim bir tane vallahi yemin ederim. En son bir TikTok daha çekmişsiniz. Yok. Görüntü bir ekranlara gelsin. Ondan sonra Dilek Hanım, beni dinlemeniz lazım. O video bir gelsin ekranlara ben soracağım size. İzleyelim lütfen. Bir de lütfen. Kızları da çıkarsın o gelen kızları. Bir sürü kız geldi. Hangisi kaybolmuş? Senin kızlardan niye kaçtı? Hadi söyle bakayım niye kaçmış? Bak benim eşim ne diyor? Onu diyor aklından geçirenin de diyor. Kim yaptıysa... Benim eşimin eli uzun, onları çürüm çürüm çürütür biliyorsunuz mu siz? Teyzeciğim, evet teyzeciğim ya, yok öyle bir şey ya. Bak anne diyor benim kocama, görüyorsun? Benim kocam onları çürütür yemin ederim size, çürütür. Öyle yalan atanlar o çürütür. Ne bileyim oğlumun evinde 20 tane kız vardı. O gün bir ailem vardı, bir de öbür kız vardı. Ailen o kızı kıskandı, gönderdi. Başka kim vardı teyzeciğim? Allah'ınızı seviyorsanız. Ay kızı biz ne bilirim nereye gittiğini Allah aşkına. Öyle bir şey olsa Allah'ını seviyorsan ya. Evet eşim Allah...
mı şu eve? Ne beklesin? Bak ne diyor? Çürütürüm diyor yapanı diyor. Söylesene konuşma. Bitiririm. Çürütürüm değil. Bitiririm. Onu da onun hesabına verecek onu. Kim neyse onu veririm. Vermek zorunda. Şeysini verecek. Kesinlikle bitiririm. Duydunuz mu çocuklar? Ben. Bak ne diyor? Bitiririm diyor. Onları bitiririm diyor. Bu adam olmasam hadi. Ya tamam dedi mi ya da geç onu affetsin bu. Bu da affetsin ama onu bitirir. Sen bu öyle çok atmayın da kalma. Herkes yanında şerli olmaz o. Bak gördün mü Yağmur amca ne dedi? Yağmur amcam bitiririm diye. İftira eden zaten tüm yapan da yaptıran da iftira eden de. Vallahi bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Benim kocam Niğde'nin binasını il müdürlüğünü kurdu. Kayseri'nin kurdu. İzmir'de müdürlük yaptı benim kocam. Makam sahibi bir adam. Şimdi Haydar tekrar yayına geri geldi. Haydar'cığım annen de kendisini savunmak istiyor. Dolayısıyla da çıkacak medeni cesareti de var. Hakkında da ağır iddialar var. Müsaade et annemi yanıt versin onların hepsine ama beni dinleyin. Abla bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Bir tane Haydar hepsine yeter. Onlara gerek yok ablacığım. Bir tane Haydar hepsine yeter. Çıkın siz. Ben buradayım. Niye çıkacağım oğlum? Ben de hakkımı savunuyorum. Bana boş boş konuşuyorsun yine o zaman. Bayan diyor ki bana 20 tane kız var evinde. Ben ama bu kızları ben aramayacağım mı? Aramayacağım mı? Göster. Sen kızını arayacaksın da. Nerede gördün? Dakika, sen kızını arayacaksın. Ararken bizi mi suçlayacaksın? Ben şu anda mahkemeye vereceğim. Hayır diyor ki Nülüfer Hanım. Bak ben o da bir annem. Ben hemen kızımı arıyorum. Bildiğiniz kızını bir şey varsa söyleyin. Bizi suçlama. Bizi suçlama. Sen oğlum sus. Ben kamuoyunda rezil olacak mıyım? Bir saniye bir dakika. Gül siz demediniz mi? Annesinin evinde aynı işi yapıyor. Gördüysen tamam İsmet ben de kabul edeyim. Ama bir dakika şöyle bir gerçek. Bir dakika susar mısınız? Şöyle bir gerçek yok mu? Kaç kişi varmış? 20 kişi varmış. Bahadır ailesi. biz Bahadır ailesi. Biz sizi niye davet ettik? Çünkü kız sizin oğlunuzun evinde 5 gün kalmış. Tamam, niye kalıyor? Ben kalmadım. Niye kalıyor? Bu sorunu yanıtlıyor. Bunun yanında kaldım. Ben bilmiyorum. Haydar diyor ki ben yardım ettim diyor. Biz de diyoruz ki kardeşim siz aynen Bahadır öyle. Ailesi olarak da iyilik kurumu musunuz? Niye kızları böyle evinize davet ediyorsunuz? Onu soracaksın. Tamam bize hayır, ben annesine soruyorum. Bir teker teker konuşayım. Ama bir de. Bizim evde değil ki. O ayrı kendi ayrı ama evde. Ama Dilek Hanım buna haberdar olmuş. Oğlunu ya ben uyan... kızı TikTok'ta gördüm. Anlatayım bak size. Söyle. 4-5 gün benim oğlumun evinde kalmış bu kız. Tamam. Ben kızı 18-19 yaşında gibi gördüm. Ben de bir anneyim. Oğluma dedim ki evet. Oğlum bu kızı kim evden gönder başımıza dert açar. Kimin kızıdır gönder anne dedik yeri mi yok yurdu mu yok dedi 4-5 gün kalacak bizde. Hı. Sonra bir Aylin diye kız var o akşam eve geliyor. Hı hı. Aylin kızı kıskanıyor kız da çekiliyor hanımefendinin kızı. Vereceğim o görüntüleri. Ben diyor şeye gideceğim ev, ne, arkadaşına mı gidecek artık nereye gidecek evi terk edecek. Hayko da diyor ki oradan Hayko'ya alış lazım. Hı. O da diyor ki benim oğlum 2,5 saat diyor. Gitme sabah gidersin diyor. Başına bir iş gelir diyor. Hı hı. Benim oğlum çok merhametli bir çocuk. Çok iyi niyetli sonra bir çocuk. Sonra olaydan sonra zaten olaydan kız sonra gidiyor. Kız durmuyor gideceğim tamam, diyor. Tamam Dilek Hanımcığım. Heh. Dilek Hanımcığım. Ama ben şunu merak ediyorum. Hayko diyor ki mesela daha önce de bir tane başka bir vatandaşımız bizi aradı. Bir geline ve torunuyla beraber yine Haydar'ın yanında kalmışlar. Şimdi ben şunu anlamıyorum. O kız da çok perişandı. Niye? Bunu niye? Söyleyeyim size. Neden niye, sizin oğlunuz ortada kalmıştı? Bir annenin görüşünü merak ediyorum. Ama bak şimdi bu olayı deneyim. Baş mı ben olduğum için şimdi senin ama onun anne ya bilir tamam, seni tanır. Ben, tabii canım tanır. Ben şöyle bilirim, söyleyeyim. Söyle. Ben şöyle söyleyeyim. Demek ki ben buradan sosyal medyadan insanlara güven vermişim. Çünkü ben herkese güven veren insanım. O da yakın bir komşumuzun geliniydi yani yakında. Ha, öyle mi? Yakın komşumuzun gelini. Sen söylemedin bize. Ne yani yakın ya? Altındağ'da oturuyorlar kim? Oğlum onlar. Bizi tanıyorlarmış kim? Onlar. Senin arkadaşlarını falan. Oradan kız Işıkkent'te birininle tanışmış oradan. He, ondan sonra Altındağ'da oturuyorlarmış. Biz aramızda yani 2-3 durak yok. Ben oğlumun bilmiyorum. Arkadaşı söylemiş. Onun eşinden şimdi beraber. Şimdi benim sizle konuşmak istediğim birincisi bu kızımız nerede? Bunun bir yani kızımızı bulmaya çalışıyoruz. Bulun, öte yandan sosyal medyada Haydar'ın bazı işte verdiği mesajlar gerçekten çok da aslında bu senin kendi hayatın olabilir ama verdiğin mesajlar bak genç kızlara güven mi veriyorsun? Yoksa evde bunalan genç kızlara da kadınlara bir yol mu açıyorsun? Ablacığım, bir şey onu bilmiyorum yani. Hayır, hayır. Ablacığım ben şey değilim. Hayır kurumu değilim. Ben huzur evde değilim. Ben kimseye de dedi zorla çağırmıyorum. Buraya insanlar bu programı nasıl katlıyorsa onlar da beni arayıp bana öyle geliyorlar. Alıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir de bu TikTok yaptığından, yayın yaptığından çok affedersiniz. Yani orada boşanmış da var, ayrılmış da var. Hı. Bayağı bir kadınlar var yani. Yani orada beni arkadaş beğenen insanlar ediniyorlar, var. Çalışmak konuşuyorlar. Merhaba diyorlar birbirlerine.
diyelim. Benim oğlum da bekar olduğu için bazen evine çay içmeye, kahve içmeye gidiyorlar. Dilek Hanım, Allah beni Dilek buradan... Kadınlar nasıl evlendiği gibi değil. Kadınlar da boşanabilir. Tamam, kadınlar evlenebilir. Ama kötü niyeti değil, iyi niyeti bu. Ama yani özür dilerim de bu kelimeyi kesinlikle kullandığım için. Kesinlikle kötü niyeti değil. Bakın toplamda sizin sosyal medyanızı... Sizin 8 tane video var. Diğerleri Hayko'nun videoları. Toplam Hayko ile beraber 28. Sizin Hayko ile beraber çektiğiniz videolar var. Evinde kaldım ben Aydar'ın da. Ha. Öyle otururken böyle çay içerken. Sevdiniz bence siz. He? Sevdiniz mi TikTok'u? Ya ben oğlum yok. İçin baktım yani. Şimdi oğlum ben için gene de söylüyorum. Annem beni takip etmek için oraya girdi. Sonra sevmiş kalmışsın sevdi ya. Hikaye ben onları takip ediyorum işte. Yemin ya yalan konuşma sevdim ben. Biliyorum seni her akşam yapmıyorum. Konuşuyorum muhabbet ediyorum. Ya doğru konuşuyor. Ben ya evet sevmiyorum. Doğru bak Haydar doğru konuşuyor. Benim TikTok'ta neyim olmuş yani? Ben oğlumu takip etmek için orada birkaç tane arkadaş edildim. Takip etmeye geçmişsin Dilek Hanımcığım. Bayağı orada aktifsin. Arkadaşlarım da oldu orada. Konuştum muhabbet ettim yani. Ben yalan söylemiyorum. Böyle bir şey oldu. Allah'ım peki arkadaşlar diğer canlı yayınımız hazır mı? Şehnaz. Öyle miydi kızımızın adı? Genç kızım. Evet. Bir verelim görelim onu lütfen. Şehnaz eski İdem sevgilisi. Hanım, bu takip etmeyi sevmiş diyorsun. Sevmek suç mu yani? Bir ya olabilir. Suç fiilmiş diyor. Bir eylem mi yapıyor? Ben bunu anlamadım. Yani oradaki zevkler ve renkler tartışılmaz. Ya, Yağmur Bey orada çizilen görüntü işte alkol var başka şeyler alkol, var. Birazdan, işte bu içtiği için. İyi örnek olmuyor. Bazen yakacak. Onun için takip edelim. İyi örnek olmuyor sonuçta yani. Hayır iyi neyse... örnek kötü örnek değil. Biz can derindeyiz. Ya bak bir şey kasabet söyleyeceğim. Derinde. Yağmur Bey beni dinler misiniz? Elimizde bazı öyle görüntüler var ki yani iyi örnek olmuyor Haydar. Ablacığım yani, bir şey söyleyebilir miyim? Kesin iyi örnek olmuyorsun yani. Bak ben bir şey diyebilir miyim? Tabii tamam, ki söyle. Ben şimdi kimseye örnek ol tamam olurum olmam o ayrı mesele. Ben de diyorum ki beni seven izlesin. Beni sevmen izlemesin ablacığım. Yani bu beni seven izlesin. Ama işte evde sorun yaşayan, ailesiyle sorun yaşayan işte kadınlar maalesef. Ne yapayım abi şimdi? Ben, maalesef. Ya bu Türkiye...